Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kanununun 9. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 10 gündür bir bütçe maratonu içindeyiz. Tabii ki 2023 bütçesini hep birlikte değerlendirdik. Bu arada Adalet Kalkınma Partisi'nin de son 20 yılının muhasebesini yaptık burada. Bugün bu saatlerde alınan karar da açık ve net bir şekilde göstermiştir ki Adalet Kalkınma Partisi'nin bu son bütçesidir. İktidarın son bütçesidir. Bu iktidarınızın, zulmünüzün son 6 ayına girdiğinizin en önemli göstergesidir değerli arkadaşlar. Buradan size söylüyorum. Seçim günü 20 yılda yaptıklarınız, hukuksuzluklar, haksızlıklar gözünüzün önünden film şeridi gibi geçecek. Diyeceksiniz ki unutalım bunları, biz böyle bir şey yapmadık. Hayır, bu haksızlığı, bu antidemokratik uygulamaları biz size unutturmayacağız. Bir daha bu ülkenin başına bu kadar liyakatsiz, bu kadar aciz, bu kadar antidemokratik uygulamalara imza atan bir iktidar gelmesin diye. Değerli arkadaşlar, sanıyorsunuz ki gitmeyeceğiz. Öyle mi gideceksiniz ki? Haksız, hukuksuz yere milletin iradesine ket vurduğunuz için gideceksiniz. Milyonları açlık sınırının altında yaşattığınız için gideceksiniz. Kadınları bir gecede meclisi de bypass ederek kaldırdığınız İstanbul Sözleşmesi ile şiddetle baş başa bıraktığınız için gideceksiniz. Madenlerde canını tırnağına takıp çalışan işçileri ay sonunu getiremedikleri halde umursamadığınız için gideceksiniz. Emeklinin kirama maaşım yetmiyor feryadını duymadığınız için gideceksiniz. 1000 lira fark alabilmek için sınavdan sınava koşan meslek onurunu ayaklar altına aldığınız öğretmenlerin sesini duymadığınız için gideceksiniz. İstanbul'un 16 milyon İstanbullunun iradesini yok saydığınız için gideceksiniz. Vatandaş seçimi bekliyor. Milyonlarca insan sandığı bekliyor. Değerli arkadaşlar, gidiyorsunuz ama hiç güzel de bir miras bırakmıyorsunuz. Arkanızdan kimse iyi bilirdik demeyecek. Sadece çocuk istismarcıları, mafya baronları, uyuşturucu baronları ve beşli çeteleriniz bunu söyleyebilir. Ama 85 milyon sizi uyuşturucuya, mafyaya teslim olmuş, antidemokratik uygulamalara imza atan, çocuk istismarcılarının önünü açan, kurumları batırmış, liyakatten anlamayan bir halde hatırlayacak. Değerli arkadaşlar, siz nasıl bu hale geldiniz? 20 yıl önce sizin genel başkanınız bir şiir okuduğu için cezalandırılmadı mı? Siz o gün biz yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek, siyasi yasakların karşısında duracağız diyerek ortaya çıkmadınız mı? Bugün ne yapıyorsunuz? Aldığınız güçle iktidarınızı kaybetmemek için hep bir ağızdan bütün uygulamalara imza atıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın, size sadece bir paragraf okuyacağım. Son olayda görüyoruz ki yargı gerçekten de bağımsız değil. Kararlarının onanması bu durumu tescil etmiştir. Böylece yargının işleyişine adalet ilkesinin değil siyasetin egemen olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımıza duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyi anlamış olmalılardır ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacak. Bunu kim söylüyor? Bunu sizin genel başkanınız siyasi yasak aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden görevinden alındığında söylüyor. Siz İstanbul'da 31 Mart akşamı her türlü usulsüzlüğe, her türlü haksızlığa başvurdunuz.
oy çalmaya çalıştınız. 27 bin oyluk farkı defalarca saydırarak Türkiye tarihinde görülmemiştir iştahatla 13 bin oya kadar düşürdünüz. Sonra YSK'yı da siyasallaştırdığınız için, bütün kurumları siyasallaştırdığınız için haksız, hukuksuz yere elde ettiğiniz verilerle kişiye özel hassas sağlık verilerini, bir kişinin memur olup olmadığını içeren kişisel verileri kullanarak 6 Mayıs'ta YSK'yı baskı altına alarak seçimleri iptal ettiniz. Peki ne oldu? 23 Haziran'da seçmen size öyle bir şamar vurdu ki 800 bin oyla tekrar Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı yaptı. Ama siz iflah olmazsınız değerli arkadaşlar. İstanbul gitti. Bunu bilin. Türkiye'de gidecek. Çünkü siz İstanbul'un rantını, İstanbul'un kupon arazilerini rüyasında gören genel başkanınıza bunu tekrar söyleyin. Bu millet, eğer halkın iradesine, milletin iradesine uymazsanız sizi şamar oğlanına çevirir. Değerli arkadaşlar, bu kürsüye her çıktığınızda 2019 seçimlerine kadar ne dediniz? Milletin iradesi dediniz. Biz sandıkta kazandık dediniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi yargı bağımsızmış diye buradan grup başkan vekiliniz söylemlerde bulunuyor. Peki siyasallaşmış yargıdan şikayet eden genel başkanınız, bu yollardan genel başkanınız konuştuğu zaman da mı yargı bağımsızdı diyordunuz? Değerli arkadaşlar, bu ayarınız bozduğunuz kantar yarın sizi de tartacak. Türkiye'de demokrasiyi ayaklar altına alan bu karar 31 Mart gecesi, 6 Mayıs'ta 23 Haziran gecesi tekrar yayınlandı. Biz bir şey söyledik. Hak yemedik. Kimsenin ya da hakkımızı yedirmeyiz. Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Dedi ki ben kimsenin hakkını yemedim dedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak sandıkların üzerinde Millet İttifakı ile birlikte oylarımızın peşine düştük. Siz bugün sahada bükemediğiniz, er meydanında bükemediğiniz bileği mahkeme salonlarında, masa başlarında haksızlıkla, hukuksuzlukla elimizden almaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu hak yemedi, kimseye haksızlık etmedi, hakkını da yedirmedi. Biz de size Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyiz. Bu gök kubbeyi başınıza yıkarız. Aklınızı başınıza alın. Böyle haksız, hukuksuz 4 milyondan fazla İstanbul'un almış olduğu, vermiş olduğu oylarla göreve gelen bir belediye başkanını ve bütün yargı sürecini takip ettik. Hakimin bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylendiği açıktır. Buna beis mi var dediği bir ortamda bugün YSK temsilcilerinin hedef aldığını söyleyerek şartlı, talimatlı bir karar alınmıştır. Ama asıl olan bu kararın siyasi bir karar olmasıdır ve İstanbul'un kaynaklarının 16 milyon İstanbullu için kullanılmasından rahatsız olanların, İstanbul'un rantından aldıkları paylar kesilenlerin, burada hep birlikte gördük arkadaşlar, İstanbul'un rantını bu meclisteki milletvekilleri de yiyor. Kimisi burs almış, yurt dışına gitmiş. Kimisinin kardeşi, kimisinin yakını, hepsi bu çarkın içinde. Bugün de görüyorsunuz böyle sessizler. Kendi genel başkanları ne demiş? Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olur o yargı demiş. Buradan emin olun, siz bugün aldığınız bu siyasi kararların altında ezileceksiniz. Bu millet size öyle bir ders verecek ki, hani dediniz ya İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Türkiye'yi değil, bütün her şeyinizi kaybedeceksiniz. Sizi sandıktan bu millet jiletle kazıyacak, jiletle. Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Burada siz kafa sallıyorsunuz ya, gözünüzün içine baka baka, nerede olursanız sizin meclise gelme şansınız yok. Hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz. Ben tekrar şunu söylüyorum. Haksızlıktan, hukuksuzluktan, antidemokratik uygulamalardan medet uman iktidar aslında kendi sonunu hazırlamıştır. Burada yaptığı çeşitli
yasa değişik. Teşekkür ettim Sayın Adıgüzel. Süreniz tamamlandı. Yok. Evet.